Aziz dostlar tekrar merhabalar. Programımız reklamların ardından kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından kıymetli hocam Doktor Mustafa Bülent Dadaş Beyefendi ile birlikteyiz. Sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını hocamızın ilminden istifade ederek cevaplandırmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Muhterem hocam, malumunuz bu hafta sonu ülkemiz bir genel seçime gidecek ve son zaman dilimlerinde oy kullanmanın şirk olduğu yönünde el ilanları, işte sosyal medyada, görsel medyada bazı şeyler çıkıyor. Oy kullanmak şirk midir? Oy kullanan insan günaha girmiş olur mu? Evet. Bu hususta bilgilerinizi alalım inşallah. Tabii şimdi bu görüşün kendisine dayandığı gerekçeler hakikaten üzerinde ciddi manada düşünüldüğünde hem delilleri bakımından, gerekçeleri bakımından hem de ortaya çıkardığı sonuçlara bakımından doğru bir görüş değil. Yani Müslüman kardeşlerimizin şunu bilmesi lazım. Günümüzde gerçekten zamanımızın İmam-ı Azamları sayılacak alimler, her devrin kendisine göre bir İmam-ı Azamı var. Yani Yusuf el-Karadavi gibi, Muhammed Said Ramazan el-Buti gibi ve bunlar gibi pek çok alimler değil, Türkiye gibi Müslüman olan bir devlette Batı'da yaşayan Müslümanların bile orada yapılan seçimlere mutlaka ve mutlaka iştirak etmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve bu insanlar çok büyük alimler. Şimdi mesela Yusuf Peygamber'e bakıyoruz, Yusuf Aleyhisselam. Malum Yusuf Peygamber geldiğinde orada bir firavun vardı. Ve her yönüyle, her tarafıyla İslami bir sistem söz konusu değildi. İslami bir sistem yoktu. Bununla birlikte Yusuf Peygamber ondan vazife istedi. İc'alni ala hazainil ard. Beni maliye bakanı yap dedi. Yani ben güvenilirim, bu işi de biliyorum. Yani şunu demedi Yusuf Peygamber, ya bu adam firavun, bu adam zaten hükmettiği şeyler Allah'ın istediği gibi şeyler değil. Dolayısıyla ben bunun sisteminde bir görev almamalıyım, bunu kesinlikle desteklememeliyim ki biliyoruz Yusuf Peygamber sayesinde Mısır kıtlıktan kurtuldu. Ve onların mülkleri, nizamları devam etti böylelikle. Ama bununla birlikte Yusuf Peygamber o sistemde bile görev aldı. Yani şimdi bir Müslümana yakışan bu bir şahitliktir. Yani insan oy verdiği zaman şunu demiş oluyor. Ben şahit oluyorum, şahitlik ediyorum ki sen veya seçim oy kullandığı insanlar bu görevi yapmaya layıktır, ehildir. Bir de Müslüman yaptığı işte neticeleri itibariyle de bakmak durumunda. Yani şimdi ben bir tasarrufta bulunduğum zaman oy kullanmayayım. Yani o zaman kullanmamamın kime faydasını olacağını da iyi değerlendirmeliyim ben. Evet. Yani mesela diyelim ki siz hak gördüğünüz, doğru gördüğünüz, dürüst gördüğünüz, hizmet ehli gördüğünüz, şahitlik yapılabilecek bir insan lehine onu desteklemediğiniz zaman ne yapmış oluyorsunuz siz? Yani onun tersine, onun dışında öyle olmayan insanlara destek vermiş oluyorsunuz. Hakka yardım etmemek, doğruya yardım etmemek, haksız olana yardım etmek demektir. Dolayısıyla neticeleri itibariyle de düşündüğümüzde, maksatları açısından da baktığımızda, hangi sonuçları doğuracağı açısından da baktığımızda, yani böyle bir görüşü söylemek hakikaten doğru bir görüş değil. Şöyle bir şey, acaba böyle bir algı mı oluşturulmak isteniyor? Bu şekilde oy kullanmanın şirk olduğu söylenip, İslami noktada hassas olan kardeşlerimizin sandığa gitmemeleri açısından belki etki edebileceklerini düşünüyorlar. Ama kesinlikle şirk olmadığını, herhangi bir günah olmadığını siz de belirttiniz. Yani şimdi bu yeni bir şey de değil. Bundan önceki dönemlerde de değişik şekillerde biz bunları yaşadık. Farklı şekillerde yaşadık. Yani bu bir dergi oldu, bir kitap oldu, bir broşür oldu. Kimi zaman evlere gönderilen şeyler oldu. Değişik yerlerde yaşadık bunları. Yani şöyle bir insan karıştırınca bunların böyle nereden çıktığını, hassaf insanlar olabilir. Gerçekten bu kanaate sahip olmuş. Kanaati budur ve buna göre oy veriyor veya vermiyor. Ben saygı duyarım. Ama bunun ötesinde belki fikir babalığını yapan, emin olun karıştırın. Orada bakacaksınız ki gerçekten İslam'ın, Müslümanların iyiliğini istemeyen, onların menfaatlerini istemeyen akılların olduğunu orada göreceksiniz. Yani Müslüman akıllıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi vardır. Hakikaten Müslümana yol haritası gösterir. Der ki Peygamber Aleyhisselam, لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ Bir Müslüman, akıllı bir Müslüman aynı delikten iki defa ısırılamaz. Yani bir insan bir hataya düştü. Dikkatsizliğinizden, gerekli tedbirleri almadığınız için bir hata yaptınız. Ama bir Müslüman aynı hataya ikinci defa düşüyorsa, o Müslüman doğru bir Müslüman değildir. Dolayısıyla Müslüman ferasetli olmalı. Keskin bakışta olmalı, yaptığı işin hangi neticelere götüreceğini iyi değerlendirmeli ve ona göre muamele etmelidir ki böyle hayati bir meselede kesinlikle Müslüman kardeşlerimizin gidecek
şahitliklerini ortaya, kendilerine göre kim iyiyse, ölçülere Müslümanın kriterleri, ölçülere bellidir. O ölçüleri kimde tahakkuk ettiğini, gerçekleştiğine inanıyorsa Müslüman gidecek, oyunu mutlaka ve mutlaka kullanacak, i̇nşallah. Kullanmalıdır. Hafta sonu ak koyun, kara koyun belli olacak inşallah, hocam. Efendim bir telefon bağlantımız var. Ankara'dan Sami Bey telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun Sami Bey, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam efendim. Ben bir sorum, geçen gün bir sohbet dinlemiştim radyo programında da bir hoca efendiden de. Evet. Bu mikrofonun ses sistemleri ezan ve diğer Kabe'deki dahil bidat olduğunu izah etti. Münadi olmasını gerektiğini söyledi. Ve de o mikrofondan dinlediğimiz ya da televizyondan dinlediğimiz hatimlerdeki secde ayetlerindeki secdenin evet. Geliyor mu? Evet, ha. Geliyor. Dinliyoruz, dinliyoruz. O secdenin olmayacağını, yapılamayacağını söyledi. Hı hı. Bunun içeriğini ben öğrenmek istiyorum. Ben gerçi pek itimat etmedim ama yine de başka dinleyen insanlar olmuş olabilir de en azından hocam söyleyebilir. Evet. Yani orada Kabe'de milyonlarca insan var. Nasıl münadi oluşturacak orada? Öğretmek için öğretmek için sorduğunuzu anlıyoruz. Yani, hocamıza yöneltelim bir de, inşallah. Buyurun. Bir sorum daha olsun. Bu katılım hakkında bir soru soracaktım. Buyurun. Ben dinliyorum sürekli de teşvik kolunu o tarafa doğru da ben araştırdım da başıma gelen bir hadise. Yani gittim orada konuştum buradaki insanlarla. Normal bir bankayla hiç farkı yok. Yani ipoteği olsun ne bileyim faiz oranları olsun, oran veriyorlar çünkü oradan. Expiry vesaire. Normal bankada hiç fark yok. Tek farkı parayı karşı tarafa nakit vermiyorlar, satıcıya veriyorlar. Evet. Öyle söyleyeyim. Evet, normal zamanda yani kendi üzerine bile almıyor. Alım satım vergisi olduğu için. Hı-hı. Üzerine almadan vatandaşın alıyor evi. Üzerine almadan karşı tarafa satıyor. Arada artık kaç yıl vadesi fiyat oranlarında faizlerinden hesap yapıyorlar. Sorunuzu anladığımı düşünüyorum. Tamam. Zaten katılım bankalarıyla alakalı bir iki sual daha var. Birleştirip inşallah sorunuzu iletelim. Sıhhat diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Evet kıymetli hocam. İkinci sorusuyla başlayalım. Geçen asırda yaşamış büyük alimlerden bir tanesi vardı. Hasan el-Benna. 1949 yılında maalesef o dönemin firavunları tarafından şehit edilen Allah çok büyük bir alim. Evet. Ve gerçekten özellikle Mısır'da ve İslam coğrafyasının pek çok yerinde çok büyük insanların İslam ümmetine babalık yapan, büyüklük yapan Yusuf el-Karadavi gibi başta büyük insanların yetişmesinde de gerçekten katkısı olan bir insan. Yusuf el-Karadavi anlatıyor Hasan el-Benna ile ilgili diyor ki adamın birisi geldi. Hasan el-Benna elinde mikrofon orada sohbet ediyor, vaaz ediyor. Geldi dedi ki hocam dedi sen bir bid'at işliyorsun. Yani dinen haram olan bir şeyi yapıyorsun. Ne yapıyorum? Sen mikrofon kullanıyorsun. Tabi muhtemelen Hasan el-Benna namazlarında da mikrofonla amel ediyor. Hasan el-Benna bakıyor, adamın gözünde bir gözlük var. Diyor ki sen bunu niye kullanıyorsun? Diyor ki ben yazı okuduğum zaman yazıları büyük göstersin diye okuyorum, kullanıyorum. Peki sen bununla Kur'an-ı Kerim okuyor musun? Kur'an-ı Kerim okuyorum. Peki Kur'an-ı Kerim bir ibadet mi? İbadet. Peki sen Kur'an-ı Kerim okurken bir ibadet yapıyorsun, yazıları büyütmesi için gözlüğü kullanıyorsun. Ben de sesimi yükseltmesi için mikrofon kullanıyorum. Deyince adam teslim oluyor. Yani şimdi nasıl gözlük kullanıyorsak, gözlükle ibadet yapıyorsak ve yine Kur'an-ı Kerim okuyorsak, mikrofon da tamamen sesimizi yükseltmek için kullandığımız bir alet. Dolayısıyla yakından uzaktan bid'atla alakası yok. Rahat olsunlar. Nitekim kendisinin de ifade ettiği gibi şimdi Kabe'den milyonlarca insan namaz kılıyor. Mikrofon olmasa bu insanlara nasıl namaz kıldıracaksınız siz? Geçmişte hakikaten biraz önceki cevapta da ifade ettim. Yani Müslüman ferasetli olacak. Bir hocamızdan işitmiştim, dinlemiştim. Geçmiş zamanların belki 30 sene önce bir kışlada bir minare var. Ve o minarede ezan okunuyor. Bir tanesini tayin etmişler, bir Mehmetçiğimize ezan okuyor orada mikrofonla. Evet. Ve yüksek bir yerde cami. Ve ezan bütün kışlanın tamamına ve dışarı tarafa da gidiyor. Birileri çıkmış gelmiş demişler ki ya ezanı mikrofonla okumak bid'attır, günaha giriyorsunuz. Ve bunu komutanlara ifade etmişler. Komutanlar da belki o dönemki belki insanlar, hepsi değil mutlaka. Zoraki olarak zaten öyle bir gelenek var, ezan okunuyor. Onun için oraya bir imam tayin etmişler, ezan okumasına müsaade etmişler. Ya biz günaha mı giriyoruz? Zaten bizim istediğimiz okutmamaktı. Okutmayalım demişler ve ezanı da kesmişler orada. Yani evet. O kadar Müslüman dinlerken o ezanı,
kışlanın dışarısında o kadar insan dinlerken bakın hepsi mahrum oldum. Yani Müslüman bid'at nedir? Hangi şeyler bid'ata girer? Bunları kestirmeli artık. Böyle şeylerle Müslüman olarak uğraşmamalıyız. Rahat olsunlar. Mikrofonla kılınan namaz, okunan Kur'an geçerlidir. Hiçbir problem yok Allah'ın izniyle. Evet, Allah razı olsun. Muhterem hocam, katılım bankalarıyla alakalı bir sual var. Beyefendinin yöneltmiş olduğu sualle birleştirelim inşallah. Selamünaleyküm. Katılım bankasından ev almak caiz mi? Bunun içerisine faiz şüphesi var mıdır demiş. Evet. Şu anda katılım bankalarının uygulaması şundan ibaret. Yani ben bir ev almak istiyorum veya araba almak istiyorum. Katılım bankasına müracaat ediyorum. Onlarla konuşuyorum, bir vaatleşiyorum. İşte benim 25 bin lira örneğin param var, 25 bin lira. 100 bin liralık bir ev alacağım diyorum. Onlar da diyorlar ki, peki diyorlar, ön bir anlaşma yaptıktan sonra ben müşteri olarak ev sahibine gidiyorum ve banka bana, katılım bankası bana bir vekalet veriyor. Yani eğer böyle yapılmıyorsa bile böyle yapılmasını biz temin edeceğiz. Şimdi mesela bazı bankalar var, ben biliyorum. Vekalet veriyor, yazılı bir vekalet, diyor ki filan filan kişiyi bizim adımıza ev satın alabilir veya şu tasarrufları, bu tasarrufları yapabilir diye bir vekalet veriyor. Hı hı. O zaman ben ne yapıyorum? 100 bin liralık bir ev alacağım. 25 bin liram var benim ve katılım bankası da 75 bin lira verecek bana. Gidip o evin 25 bin lirasını kendi adıma, 75 bin liralık kısmını ise katılım bankası adına alıyorum. O zaman ne oldu? Gittim bu evi aldım ve tapuyu düzelme yaptım. O evde katılım bankası ile ben ortak oldum. Hani tıpkı örnek veriyorum, sizle ben bir araba alırız ortak olarak, evet, ve arabayı hocam da sizin üstünüze yaparız. Ve daha sonra ne yapıyoruz? Ortak olduktan sonra bankaya geliyoruz, mal sahibine parasını veriyoruz, hakkını veriyoruz. Ve daha sonra banka yeni bir satışla, yeni bir akitle kendi hissesini, 75 bin liralık hissesini bana satıyor. Ve vadeli olarak satıyor bana. Evet. Dolayısıyla işlem bu şekilde cereyan ettiği zaman şer'i olarak bir problem yok. Şimdi şunu karıştırmamak lazım. Şimdi faizli bankalarla katılım bankalarının aldığı miktar, yani fazla olarak aldığı miktar aynı olabilir. Katılım bankası farklı da olabilir. İki şeyin sonuçlarının aynı olması o iki şeyin aynı olmasını gerektirmez. İşte farklılık var çünkü. İşte farklılık var. Öbür tarafta para satılıyor. Mutlaka. Burada mal satılıyor. Tabii kendi hissesine, dikkat edelim buna, kendi hissesini satıyor. Bana vekalet vermişti. O evde ben ortak oldum bankayla ve artık banka kendi hissesini bana vadeli olarak satmış oldu. Şuna dikkat etmek lazım. Yani suçlamamak da lazım kurumları. Hı hı. Zarar vermemek de lazım. Yani bir koyun düşünün. Elimizde bıçağımız var. O koyunu keseceğiz. Ve ben kasıtlı olarak besmele çekmediğim takdirde o koyunu kestiğim zaman kanını akıtsam bile helal olmaz bana. Besmele çekmemişim. Ve bir tane daha koyun var. Ben elime bıçağı alıyorum. Besmele çekiyorum. Kesiyorum. O kestiğim hayvanın etinden yiyebiliyorum. Şimdi siz sonuçlarına baktığınız zaman sonuçları aynı. İkisinde de kesilmiş bir hayvan var, kana akıtılmış. Ama birisi helal, birisi haram. Demek ki bir şeyin sonuçlarının aynı olması o işlemin hükümlerinin de aynı olmasını gerektirmiyor. O zaman biz Müslüman olarak ne yapacağız? Katılım bankasına müracaat ettiğimiz zaman, ki bizim devamlı katılım bankasında çalışan kardeşlerimize, oradaki idarecilere, onların üst idarecilerine yaptığımız bazı nasihatler, tavsiyeler var. Biz diyoruz ki onlara, kardeşim bakın, İnsanlar sırf dinlerinin hatırı için size müracaat ediyorlar. Hatta kimi zaman size ödedikleri miktar, faizli bir bankaya ödedikleri miktardan çok daha fazla. Ama İslam'ın hatırı için, dinin hatırı için size geliyorlar. O zaman Müslüman müşteri sizin bankanıza girdiği andan itibaren sizin bankanızın farklı bir banka olduğunu hissetmeli. Çalıştırdığınız insanlara dikkat etmelisiniz. Yani oraya girdiği zaman bilmeli ki burada hakikaten İslami hassasiyete sahip insanlar var. Ve orada çalıştırdığınız insanlara siz alışveriş nedir, satış nedir, almak nedir, vekalet nedir, bunları öğretmelisiniz. Bunları seminerler alacaksınız, öğreteceksiniz bunlara. Dolayısıyla işler inşallah bu şekilde yürüyünce biz Din İşleri Yüksek Kurulu olarak fetvamızda biraz önce ifade ettiğim, tasvir ettiğim şekilde işlemler yapılınca buna caiz diyoruz, yapılabilir. Evet, Allah razı olsun. Açıklayıcı bir cevaptı. Özellikle koyun meselesini çok güzel yerinde bir örnek verdiniz. Teşekkür ediyorum. Bir telefon bağlantımız daha var. Ankara'dan Kadriye Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür hocama ederim. Hocama sorum olacaktı. Buyurun, dinliyoruz. Ben çalışıyorum. İş yerinde cep telefonumdan çalıştığım şirketin internetine bağlanıyorum. Evet. Acaba yani bundan da patronun haberi yok. Zaten patronla da bir muhataplığımız yok. Acaba bu caizdir?
Evet. Yöneltelim inşallah. Yöneltelim inşallah. Sıhhat diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Evet Muhterem Hocam. Şayet bu hususta genel ilkelere riayet edilirse, yani bir işçi çalıştığı yerde işverenin hakkına riayet edilmeli. Yani bir parantez içinde söyleyeyim. Hakikaten önemli. Biz işverenlerin devamlı mesela işçiler namaz kılıyorsa onlara bu imkanı tanımalarını söylüyoruz. İşçi hakkından bahsediyoruz ama işverenin de bir hakkı var. Bakın bizim fıkıh kitaplarımızda işçi bir insanın iş saatleri içerisinde nafile namaz kılmasının uygun olmayacağı yazılır. Evet. Neden? İşverenin de hakkı vardır. Mesela bir işçi eğer işvereninin rızası yoksa ve kendi işini etkileyecekse nafile oruç tutamaz. Yani bakın bu derecede hak önemli. İşçinin hakkı var, işverenin de hakkı var. Yani siz eğer işinizi etkileyecekse nafile oruç bile tutamazsınız. Eğer işinizden alıkoyacaksa sizi, farzlarınızı kılacaksınız, nafilelerinizi kılmayacaksınız. Şimdi dolayısıyla bizim işimizi etkilemiyorsa, internetle uğraşmamız veya başka bir şeyle uğraşmamız, işimizi hakkıyla yapıyorsak, bir de internete girdiğimiz zaman kurum için, işveren için ayrı bir külfet getirmiyorsa, yani zaten sınırsız bir internet imkanı vardır. Siz internetinizi kullansanız da kullanmasanız da aynı miktarda bir külfet söz konusu olacaktır. Bu genel ilkelere riayet edildiği takdirde inşallah bir mesuliyet olmaz, kul hakkına girilmiş olmaz. Evet. Teşekkür ederiz Muhterem Hocam. Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor elhamdülillah. Evet. Rabbim bizleri Ramazan'a birliktelik içerisinde ulaştırsın. Bununla alakalı, oruçla alakalı bir sual var. Onunla beraber programımızı kapatalım. Muhterem Hocam size bir sorum olacak. Bazı söylentiler var. Eğer oruç tutamıyorsan veya dayanamıyorsan bunun için bir günlük miktarını verirsin ve bu borçtan kurtulmuş olursun diyorlar. Evet. Aslı var mıdır? Tabii bu doğru bir ifade değil. Eğer bir insan hasta değilse, bir insan yolcu değilse, bir insan sürekli kronik bir hastalığı yoksa veya yaşlı olduğu için oruç tutamıyorsa, bütün bunların dışında sağlık içerisinde ve afiyet içerisinde ise bir Müslümanın mutlaka oruçlu olması lazım. Yani oruç yerine fidye vereyim, ben bunu parayla telafi edeyim, böyle bir şey söz konusu olmaz. Geçici bir hastalığı varsa, doktora başvurdu, doktor dedi ki özellikle de yaz mevsimine, gündüzün uzun olduğu bir zaman söz konusu önümüzde, eğer oruç tutarsan hasta olursun, hastalığın iyileşmez veya hastalığın artar şeklinde bir telkini söz konusuysa doktorun tavsiyesi, bu durumda oruç tutmaz ancak fidye vermeyecek. Ne yapacak? Müsait olduğu zaman da, iyileştiği zaman oruçlarını tutacak ve kaza etmiş olacak. Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Hakikaten doğrudur. Yani mesela bu sene 21 Haziran'da mesela oruçlu olacağız ki Kuzey Yarımküre'de en uzun gün yani olacak. Ancak Müslümanların şuna dikkat etmesi lazım. Yani klimanın olmadığı dönemlerde, buzdolabının olmadığı dönemlerde ve sıcaklığın da belki daha sıcak olduğu zamanlarda bizim babalarımız, dedelerimiz oruç tuttu. Tarlada çalıştılar ama oruçlarını bırakmadılar. Zor şartlarda çalıştılar ama oruçlarını bırakmadılar. Yine Türkiye'de yaşayan Müslüman kardeşlerim için söyleyeyim. Mesela 66-65. Enlemlerde oğlu var. Yani kutba yakın bölgelerde. Ve bu insanlar 22 saat oruç tutacak. Dikkat! 22 saat oruç tutacak. Ben onlarla ilgili belgeselleri seyretmiştim. Onları haber yapan programları seyretmiştim. Emin olun oradaki bir genç hammallık yapıyor. Yük taşıyor. Ona soruyorlar. Diyorlar ki ya kardeş sen 22 saat oruç tutuyorsun ve yük taşıyorsun. Nasıl orucunu tutuyorsun? Diyor ki elhamdülillah ben orucumu tutuyorum. Oruç bir azim işidir. Bir irade işidir. Ve nice biz küçük çocukları biliyoruz. Yani yakınlarından ben biliyorum. Geçen sene mesela ve daha evvelki sene gündüzün yine uzun ve sıcak olduğu zamanlarda babası ona kıymıyor, annesi kıymıyor, kaldırmıyor sahura. Sahura kalkmadığı halde gündüzü oruçlu geçiren, ayın uzun bir süresinde oruç tutan ben pek çok çocuk biliyorum. O zaman bize düşen azmedeceğiz, karar vereceğiz. Eğer kararlılık söz konusuysa Allah'ın izniyle o gündüz oruç tutacağız ve dinimizden, imanımızdan da böylece lezzet almış, İmanımızın tadını tatmış olacağız. İnşallah. Biz azmedelim, Cenab-ı Hak kolay edecektir Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani dayanamamak gibi bir şey yok. Yok. Evet. Elhamdülillah. Muhterem Hocam, vaktimizin sonuna geldik. Gerçekten keyifli bir programdı. Hem benim adıma hem de izleyenlerimiz adına böyle olduğunu düşünüyorum. Şöyle son söz sadedinde dua mahiyetinde birkaç kelam alalım inşallah. Hakikaten Müslümanlar olarak sadece Türkiye'de değil, bütün İslam, dünyanın her tarafında Müslümanlar zor günleri yaşıyor, zor bir süreci yaşıyorlar. Yani Cenab-ı Hak'tan temennimiz, dileğimiz, arzumuz, ondan istirhamımız dünyanın her tarafında, dünyanın her tarafında, yeryüzünün her yerinde, gökyüzünün her tarafında, gökyüzünün altında yaşayan
Nerede yaşarsa yaşasın inşallah Müslümanlar için şu Ramazan bir kurtuluş, bir artık çıkmazdan çıkış Cenab-ı Hak takdir eylesin. Rabbim Celle Celaluhu hakikaten önümüzde önemli süreçler var. Müslümanlar için hayır takdir etsin. Amin. Müslümanların başına iyi insanlar getirsin. İslam'a hizmet edecek, Müslümanlara hizmet edecek. Abdullah İbni Mübarek'in bir sözü var. Onunla bitirelim isterseniz. İnşallah, diyor ki hocam. Eğer makbul olacak, Allah'ın kabul edeceğini bildiğim bir duam olsaydı Müslümanları yöneten insanlar için dua ederdim. Çünkü onlar iyi olursa bütün insanlık iyi olur. İnşallah. Eğer Allah muhafaza onlar kötü olursa bütün insanlık kötü olur. Biz de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ndan temennimiz hayırlı insanları Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Amin. Ben bütün izleyicilerimizin de şimdiden Ramazan'la tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bütün amellerimizi, ibadetlerimizi kabul buyursun inşallah. Amin. Ramazan'dan da çıkarken mağfur bir şekilde, affedilmiş bir şekilde Rabbim çıkmayı hepimize nasip eylesin. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz muhterem hocam. Verdiğiniz cevaplar için hasreten teşekkür ediyorum. Allah Teala sizden, sizi yetiştiren anne babadan ve hocalardan razı olsun. Değerli dostlar, vaktimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Dost TV ekranlarında ve Dost FM radyolarında buluşmak duası ve ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Mevla Teala merak ettiklerine daima doğru cevap bulanlardan eylesin. Hayırlı akşamlar efendim.